Yani bir yazar, bir aydın, akıl hastalarının içerisinde 10 ay Cumhuriyet tarihinde ilk defa tutulmuş. Ve bakın cinayet işlemiş akıl hastaları 7 kişi öldürdüler benim zamanımda. Evet. 10 ay içerisinde 7 kişi öldürdü akıl hastaları. Yani bu çok büyük bir olay. Evet. Siz hiçbir yazarın ayaklarından zincirle, yatağa 50 santimlik zincirle vurulup 45 gün tutulduğunu gördünüz mü? Görmedik. Bağıran, çağıran, ağlayan, yerlerde debelenenler. Onun içinde bir insanı 10 ay tutmak ne demektir? Evet. 10 dakika duramazsınız. Sizi koysalar 10 dakika duramazsınız. Evet. Mesela gözümün önünde elektroşok yapılıyordu hastalara sırada. Doğal ihtiyaçları bilmiyor adamlar. Evet. Bilmiyorlar. Hı-hı. Böyle bir ortamda 300 kişi var. Nasıl olur ortalık? Oh. Ben nasıl anlatayım bunu? Değil mi? Feryatlar figan mesela bak pis kokudan diyor içeri giremiyorduk diyor adam. Doktor bayılmış içeri girince artık olan şiddetinden. Beni orada 10 ay tuttular. Ve sonunda da beraat ettim. Geçmiş olsun dediler, gönderdiler. Yani 9 ay hücrede tutuldum. 10 ay akıl hastanesinde tutuldum. Sonra da savcı Türk kavminlerim, İslam milletindenim sözümün suç unsuru olmadığını söyledi. Mütalaa verdi. Mahkemede kabul etti. Beraat ettik. Beni o zamanlar rahmetli Bakırköy Akıl Hastanesi'nin başhekimi olan Yıldırım Aktuna'nın yerine götürdüler. Bütün gazetecileri toplandılar. Hadi bakalım öp dediler elinde dediler. Yıldırım Aktuna'nın elinde dediler. Yani hizaya gelmiş oluyorum. Yani ben dedim yani el öpecek bir şey yok dedim yani el öpmelik. Niçin el öpeyim dedim. Aa dediler olur mu öpmen lazım dediler. Bak gazetecileri beklediler. Benim fotoğrafım var şöyle şu şekilde el öptürme resmi var. Bilmiyorum. Evet. Gördünüz mü siz? Gördüm, gazetede var. Onu şeyde de göstertebilirim. Kafam böyle arkaya doğru gitmiş. O da elini yukarı yüzüme doğru kaldırmış. Zordan elini öptürüyor böyle. Yani ben de hizav olmuş oluyorum gibi herhalde düşündü bazı kişiler anladığım kadarıyla. Yani Yıldırım Aktuna'yı tenzih ederim bu adamcağız şimdi vefat etmiş gitmiş. Ama yani çok acayip olaylardı. Basın bunu sürekli kullanıyordu. Akıl hastası aşağı, akıl hastası yukarı. Aman kitaplarını okumayın. Bu akıl hastasıdır tarzında. Halen daha kullanılmaya devam ediyor. Tabii daha hala New Humanist de kullanıyor. Tabii fotoğrafınızı.